Merhaba sevgili takipçilerim. Örgü evime hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir gelin yeleğinin örneğini anlatacağım. Bu örneğimizi yine paylaşmıştık. Ara ara hep paylaşıyoruz. Videolarımız da var. Tekrar bugün böyle ördüğüm için yine sizlerle belki yeni görenler vardır diye örneğimi paylaşmak istedim yeleğimi. Yeleğimiz için böyle krem yine simli kullandık. Bir de 2 numara tığ. Hemen örnek sayılarını vermek istiyorum. Şöyle 2, 4, 6, 8, 9 tane örneğimiz var. Şeritler hep soruluyor. Kaç tane şerit yapıyorsun diye. Ben saymıyorum izleyicilerim. Tahminen ben de sizler gibi söküyorum, örüyorum. Tam çiçeklerini uydurmak için. Onun için tam sayı vermiyorum. Sonra veririm. Yok büyük oldu, küçük oldu falan dersiniz diye. Sizler kendi ölçülerinize göre yaparsanız daha mantıklı olur. Şimdi diğer önümüz de aynı şekilde bakın. O da 9 örnek önleri. Arkası da 15-16 örnek yaptık. Fıstıklı bir gelin yeleği. Tabii ben ara ara resimlerini değiştiriyorum. Çünkü çok örüyorum bu yelekten. İzleyicilerim çok beğendiği için Tekrar örüyorum. Sizlerle hep paylaşıyorum. Ördükten sonra bitince zaten gönderiyoruz hemen. Yeleklerimizi sağ olun alıyorsunuz. Bizler de aldığınız sürece örüyoruz. Aynı örnekler, değişik örnekler. Bulduğum zaman zaten hemen sizlerle paylaşıyorum. Biliyorsunuz hep ekranda söylüyorum. Şimdi yeleğimiz 3 parça. İlerleyen zamanda belki kol kesimini yine sizlerle çekim yaparız. Şimdi örneğimizi anlatacağım. Yeleğimizin büyüklüğü 38-40 beden arası. İzleyicilerim bu büyüklükte yapacaksanız. Şimdi başka bir parçada sizlerle beraber başlayacağım. Şimdi şöyle şerit halinde yapıyoruz. İster 8-10 tane ne kadar seviyorsanız genişliğini. Hemen 3 zincirle böyle dönüyorum. 2-3 tane trabzan yapıyoruz yanlar için. Şimdi şöyle hemen şurayı 1, 2, 3, 4, 5. Beş tane fıstık yani dolgulu yapıyorum. Sonra şöyle biraz aralıklı batıyorum. Hemen 6 tane. 3, 4, 5. 6 tane de ipimizi uzun olarak çekiyoruz. Yine tekrar bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Buradaki uzattığım ipleri bırakıyorum. Yine aynı şekilde 5 tane dolgu yapıyorum. Yine şöyle uzatıyoruz. Biraz daha şöyle yapalım. Şimdi 2 tane bugün örneğimi anlatacağım size. Fazla da uzatmak istemiyorum. Zaten ara ara hep modellerimizi paylaşmıştık. Burası da diyelim ön trabzanlı yani lastik olan yeri. Şimdi yine bakın aynı şekilde 3 tane zincir çektim. Dönüyorum. Yedi, sekiz, on taneye kadar buradan trabzan yapıyorsunuz. Bir tane zincir çekiyoruz. Bakın. Şu uzattığımız ipleri bir, iki, üç tanesini alıyoruz.
Arada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3. Bir tane zincir çekiyorum. Yine yandaki trabzanıyla devam ediyorum. Şimdi izleyicilerim, ikinci örneğe geçmeden önce bakın. Şimdi 3 zincirle döneceğiz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Siz modelimi izlerken, bugün cuma günü, rahmet günü, bereket günü, dertlilerin derman, meleklerin seyran günü diyorum. Adım adım yürüdükçe hac sevabı verir Mevlam dilediğine. Yeter ki biz insan olalım, o insanlık mertebesine erişelim Rabbim. Cümlemizi insan olarak, insan mertebesine yetişmeyi nasip ederek yaşamayı ve ölmeyi nasip etsin diyorum. Bugün cuma günü, herkesin, bütün Müslüman aleminin cuma gününü can gönülden kutluyorum. Hayırlı bir gün geçirmelerini temenni ediyorum. Cuma günü güzel günler sevgili izleyicilerim. Affolunan günler diyelim. Çünkü biz insanız, hata yapmak için yaratılmışız. Cümlemizi hatalarından korusun, hata yapmamaya Rabbim cümlemizi diyorum korusun, yani hata yapmamamızı sağlasın. Bu güzel günlerde, bu güzel gecelerde Rabbim cümlemizi affedilen kullarından eylesin diyorum. Ve örneğimize geçiyorum. Yine aynı şekilde bakın. 3 tane trabzan yapıyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanına dolgu yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Ben 5 tane dolduruyorum. 6 tane de doldurabilirsiniz izleyicilerim. Sizlerin zevkine kalmış burası. Çok böyle pufidik istiyorsanız 6 tane de dolgu yapabilirsiniz. Şimdi yine aynı şekilde bakın. 2 uzatıyoruz. 3 4 5 6. 6 tane uzattık. Hemen yanına batıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Beş zincirden sonra 5 tane de dolgu yapıyoruz. Şimdi yine aynı ön trabzanlarıyla devam ediyorum. Bu yeleğimizi satıyoruz sevgili izleyicilerim. Eğer almak istiyorsanız numaramız var. Hep söylüyoruz ekranlarda. Oradan bizleri arayabilirsiniz. Yine bakın döndük. Şimdi şuradan şöyle uzattığımız ipleri tek tek 2 3 sık iğneyle tutturuyorum. Arada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Yine 3 tanesini. 1, 2, 3 tanesini. Zaten burada da iplerimiz olduğu zaman aynı şurası gibi. Bakın. Şurası gibi izleyicilerim. Şimdi 6 tane yapıyoruz. Sonra tekrar 6. Tekrar hem fıstık hem 6. Sonra böyle çapraz tutturuyoruz. Bakın. Sık iğneyle. Zaten diğer videolarımızda da var. Ama ben bütün ördüğüm yelekleri, hangi örnek olursa olsun, sizlerle paylaşıyorum izleyicilerim. Belki diyorsunuzdur aynı örnekleri atıyorsunuz. Hep ördüğüm yelekler ekranda. Evet, aynısından 4-5 tane yapmış olabilirim. Daha fazla belki. Ama yine de hep ördüğüm yelekleri sizlerle paylaştığım zaman daha mutlu oluyorum. Şimdi kaldığımız yerden bakın devam ediyoruz. Fazla da uzatmak istemiyorum.
Aynı şekilde yine yan trabzanlarımızı yaptık. 3 zincir döndük. Yine fıstıklı yerini göstermek istiyorum. Şuradan bir zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde bakın. 2, 3, 4, 5. Dolduruyorum hemen. Şurayı batıyorum. Tekrar sonra böyle uzatıyorum. 6 tane. Şu 4, 5 tane zincir. 6, 5 tane de fıstık yapıyoruz. Sonra yandaki ön trabzanımızla devam ediyorum. Ben örerken siz modelimi yakından yavaş yavaş izleyin. Fazla da uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. Ama çoğu da bizleri yeni gören izleyicilerimiz var. Onlar için de böyle ara ara örüyorum. Umarım yeleğimizi beğenip beğen tuşuna basarsınız, sevdiklerinizle paylaşırsınız. Bakın krem çok istenilen bir renk olduğu için genelde hep krem örüyorum. Her örnekten yani krem örüyorum. Bakın bu da sizlerle beraber ördüğüm şöyle fıstıkları, çiçeği. Bugün cuma günü demiştik sevgili izleyicilerim. Rabbim dilimizden duayı, kalbimizden sevgiyi eksik etmesin diyerek hoş kalın, hoşça kalın, sağlıklı ve mutlu kalın sevgili izleyicilerim diyorum.